Sağ olasın. Sağ olasın. Karadır kaşların, ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Karadır kaşların, benzer kömüre. Yardan ayrı düşmek zarar ömüre. Kollarımdan bağlasalar zincire, kırarım demiri, kaçarım yare. Zonguldak, kara kaşları ferman yazdıran Zonguldak. Sevdiği için zincirleri parçalayıp atan Zonguldak. Karadeniz'in kara elması Zonguldak. Ekmeğini taştan çıkartan Zonguldak. Türkiye gelişsin, büyüsün diye yıllarca gün yüzü görmeden çalışan fedakar insanların şehri Zonguldak. Ardından ağıtlar yaktı, nice evladını yer altında kaybeden yüreği yaralı Zonguldak. Süleyman Şah'ın, Yıldırım'ın, Fatih'in yadigarı Zonguldak. İstiklal Harbimizde Kuvayi Milliye'ye en ön saflarda katılan Zonguldak. İstiklaline gölge düşürmeyen Zonguldak. Seni yürekten selamlıyorum Zonguldak. Sağ olun. Ben de sizler için ölürüm. Şu paltoyu çıkarabilir miyim? Çıkarayım değil mi? Ben de sizleri çok seviyorum. Alaplı'yı, Çaycuma'yı, Devre'yi, Ereğli'yi, Gökçebe'yi, Kilimli'yi, Kozlu'yu kalbimden selamlıyorum. Kavuşmaktır kısmet ise muradım diyen Zonguldak türküsünde olduğu gibi bugün bir kez daha muradımıza erdik, size kavuştuk. Bizim muradımız hep milletimizle birlikte yol yürümek. Ya bak şimdi şu arkada millet orada duruyor. Arada bariyerler var, içeri alınmıyor. Şunları bir an önce alsınlar ya. Hadi, nerede bu Musin? Bak millet orada arkada duruyor. Arada bariyerler var, içeri alınmıyorlar. Şunları bir an önce alsınlar. Hadi. Bizim muradımız hep milletimizle birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmek olmuştur. Bizim muradımız hep milli iradeyi hakim kılmak, demokrasiyi, özgürlükleri, hukuku üstün tutmak olmuştur. Bugün de işte bu muratla yine karşınızdayız. Seçim tarihine kaldı 26 gün. Gece gündüz çalışıyoruz değil mi? Hanım kardeşlerim, gece gündüz çalışıyor muyuz? Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir. Tamam. Gençler, ayak basmadık yer bırakmıyoruz değil mi? Bu seçimde elbette öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz. Ama sadece bu kadar değil. Bu seçimde aynı zamanda Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları da birlikte bozacağız. Bu ülkenin ve milletin hasmı ne kadar kesim varsa hepsi de pür dikkat 31 Mart'ta sandıktan çıkacak sonucu bekliyor. Ülkemizin istiklaline, milletimizin istikbaline, halkımızın işine, aşına, ekmeğine kastedenler ellerini avuşturarak bekliyor. Onlar ellerini ovuşturacak ama 31 Mart'ta
benim milletim onlara gereken dersi verecek, ben buna inanıyorum. Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitne ile saldıranlar şu anda pusuda bekliyor. Bugüne kadar içeride ve dışarıda ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek bunca benzemezi bir araya getiren nedir biliyor musunuz? Öyle ya. Bunları geçmişlerini inkar etme pahasına bir araya getiren bir şey olmalı. Öyle mi? Zahirde Cumhur İttifakı'na ve şahsıma karşı bir araya gelmiş görünüyorlar. Ama aslında bunları bir araya getiren Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar. Güya Cumhuriyeti kuran partiyi koçbaşı gibi kullanıyorlar. CHP'nin yanına adı iyi kendi karışık partiyi, bölücü örgütün güdümündeki yapıyı ve ne yaptığını bilmez hale gelmiş bir particiyi de katarak millete de cumhuriyetimize de pusu kuruyorlar. Şimdi sizi şu dev ekranı izlemeye davet ediyorum. Burayı bir izleyelim. Milletimiz bugüne kadar bu oyunları nasıl bozdu göreceğiz. Ve bu seçimlerde de aynısını yapacağız. Şimdi izleyelim. Buna alışsanız diyorum. Çünkü daha biz Başkan Apa'nın heykelini dikeceğiz, heykelini. PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bize uzattığınız o çelişi, size çeviklisini biz çok iyi biliriz. Oyunuzu attığınız zaman aklınıza Sayın Abdullah Öcalan gelsin. Eğer 1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsanız savaş kapımızı çalıyor. Gerillanın taziyesine, cenazesine de gidiyor. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği. PKK bir terör örgütü değildir. Partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. HDP'ye oy vererek bu sorumluluklarını yerine getireceklerdir. Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. İmralı'ya selam olsun, Öcalan'a selam olsun. Kardeşlerim, kardeşlerim, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Şimdi bu konuşan bölücü terör örgütünün arkasında olduğu malum partinin eş başkanı. Ne diyor? Doğuda, Güneydoğu'da oylar malum HDP'ye. Batı'da da AK Parti'yi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni çökerteceğiz diyor. Şimdi bunların yanında kim var? Bunların yanında CHP var. Bunların yanında kim var? Sözde İyi Parti var. Bunların yanında kim var? İşte maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var. Kardeşlerim, şimdi bunu görüyoruz değil mi? Peki, ben CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. İYİ Parti'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. HDP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya geldiği tepede, tabanda değil. Bu üç partiye oy verecek misiniz? Bu dörtlü çeteye oy verecek misiniz? Ama hayır demek yetmiyor. Ne yapacağız? O zaman çok çalışacağız. Çok çalışacağız ve bunları da anlatacağız.
Anlatacağız ki milletimiz gerçekleri bilsin, görsün. Kardeşlerim ne diyor? Biz sırtımızı PKK'ya, YPG, PYD, bunlara dayıyoruz diyor. Hale bak hale. Kadının söylediğine bak. Sen onlara dayayıver. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayıyoruz. Ne diyor? Kaleşlerimizle sizleri bitiririz. Ya sizin kaleşleriniz olsa ne yazar? Başka şeyleriniz olsa ne yazar? Ne dedim? Sizi Cudi'de inlerinize gömeceğiz. Kabarda inlerinize gömeceğiz. Tendürek'te inlerinize gömeceğiz. Hatta Kandil'de inlerinize gömeceğiz. Gömdük mü? Gömüyor muyuz? Ve F-16'larla, insansız hava araçlarımızla, silahlı insansız hava araçlarımızla bunları çökerttik mi? Çökertiyor muyuz? O kadar. Daha devam ediyoruz. Nefes aldırmayacağız. FETÖ'süne de, diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Bu can, bu tende oldukça Allah'ın izniyle biz bunları kovalayacağız, onlar kaçacak. Nereye giderlerse gitsinler, arkalarındayız. Durmak yok. Benim vatandaşıma, benim halkıma bunlar huzursuzluk veremeyecekler. Ve bunları kovalamaya devam edeceğiz. Zonguldak hazır mıyız? 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere derslerini veriyor muyuz? Zonguldak 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Zonguldak 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Maşallah. Zonguldak 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Zonguldak 31 Mart'ta merkezde ve ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz? Maşallah. Kardeşlerim, Zonguldak demek kömür demektir. Madencilik demektir. Madencilik alın terinin, emeğin belki de en fazla hissedildiği, bu kelimelerin manasını hak ettiği mesleklerden biridir. Bu bakımdan Zonguldak ülkemizin en önemli emek şehridir. Emek. Burada kazanılan para helal mi? Helaldir. Sizler de alın terinizle, bileğinizle, yüreğinizle helalinden ekmeğini kazanan emekçilerimizsiniz. Emekçinin hakkını gözetmek bizim en başta gelen görevimizdir. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na 1500 işçi alınacağının müjdesini geçtiğimiz yıl yine burada vermiş miydim? İki gün önce gerçekleştirilen kura ile 1000 kardeşimiz Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun çalışanı oldu mu? Hayırlı ve bereketli olsun. İnşallah kalan 500 kardeşimizin de birkaç ay içerisinde işlemlerini başlatacak ve yine böyle bir kura çekilişiyle onları da kadroya alacağız. Bir başka önemli konu. Havza-i Fahmiye Kanunu'ndan kaynaklanan ve 1910 yılından beri çözülemeyen Zonguldak ve Bartın'daki tapu sorunlarıdır. Bu konu asırlık bir mesele olduğu halde özellikle seçim zamanlarında hep istismar edilmiştir. Hamdolsun bu meseleyi çözmekte bize nasip oldu. Ve bunu da çözdük.
Bu konuda 1986 yılında bir yasa çıkmıştı. Ama bu yasa Zonguldaklı kardeşlerimizin derdine derman üretemedi. Biz de 2015 yılında bu kanunu sizlerin de taleplerine uygun şekilde değiştirdik. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Havzası'nda kadastro çalışmasını yaparak hak sahiplerini belirledik. Zonguldak'ta Havza-i Fahmiye'den mağdur toplam 14 bin vatandaşımız olduğunu tespit ettik. Ardından da 14 bin hak sahibine tapularını peyderpey vermeye başladık. Bunun yanında çıkardığımız 2B yasasıyla Zonguldak'ta 11.800 vatandaşımızın başka bir tapu sorununu da çözdük. Şimdi de imar barışıyla Zonguldak'ta 57.485 vatandaşımızın sıkıntısını hallettik. Böylece şehrimizdeki mülkiyetle ilgili problemlerin hemen hepsini ortadan kaldırmış olduk. Her işimizde olduğu gibi bu konuda da insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle hareket ettik. Gerektiğinde devletimizin kasasına girecek paradan milletimiz lehine feragat ettik. Gerektiğinde elimizi taşın altına koyduk. Asırlık sorunları milletimizin lehine çözdük. İstihdam ve tapuyla ilgili tüm bu hizmetler bir kez daha tüm Zonguldaklı kardeşlerime hayırlı olsun diyorum. Biz Zonguldak sadece tüm kalbimizle sevmekle yetinmedik. Aynı zamanda Zonguldak tarihinde görülmemiş hizmetlerle geliştirdik. Kalkındırdık, büyüttük. Zonguldak son 17 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 18,5 trilyon liralık yatırım yaptık. 18,5 trilyon. Eğitimde şehrimize 1760 adet yeni derslik yaptık. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitemizi 17 fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokul kurarak büyüttük. Üniversitemizin öğrenci sayısını son 17 yılda 2 katına çıkartarak 35 bine yükselttik. Yüksek öğrenim öğrencileri için 6664 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Zonguldak'ta. Önümüzdeki yıl Çaycuma'da 1000 kişi, Kilimli'de 300 kişi kapasiteli olmak üzere 1300 kişilik yurt binaları daha açıyoruz. Zonguldak Gençlik Merkezi, spor salonu, sporcu eğitim merkezi, futbol sahaları Ereğli'ye, Kilimli'ye ve Çaycuma'ya gençlik merkezleri inşa ettik. Devreye Ereğli'ye spor salonları yapıyoruz. Zonguldak'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplam 925 milyon lira kaynakla destek olduk. Sağlıkta 9 hastaneden oluşan toplam 19 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Bunlar arasında 400 yataklı Ereğli Devlet Hastanesi, 150 yataklı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Devrek ve Çaycuma Devlet Hastaneleri de bulunuyor. Hiç endişeniz olmasın. Evelallah, dik duracağız, diklenmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla. Şu anda 400 yataklı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile birlikte 4 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizi 150 yataklı bir ek blokla büyüteceğiz. 50 yataklı Alaplı Devlet Hastanemizin ihalesi, Kilimli Entegre İlçe Hastanemizin projesi devam ediyor. Zonguldak'ta 4715 konut projesini hayata geçirdik. 17 yıl önce 3 adet atık su arıtma tesisiyle
şehir nüfusunun %26'sına hizmet verilebiliyordu. Bugün 14 adet atık su arıtma tesisiyle şehir nüfusunun %72'sine hizmet verilir hale geldi. Yakında 8 atık su arıtma tesisini daha hizmete sunacağız. Ulaşımda 22 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 168 kilometre ilaveyle 190 kilometreye çıkardık. Biz yaptık. Zonguldak Ereğli yolunu, Zonguldak Amasra Kurucaş ile Cide yolunu, Ereğli Devrek yolunu, Devrek Çaycuma ayrımı Zonguldak yolunu, Çaycuma Zonguldak ayrımı Devrek Ankara yolunu, Bartın Çaycuma Devrek Zonguldak ayrımı yolunu ve Alaplı Yığılca yolunu 2 yıla kadar tamamlıyoruz. 80 yıl önce tek hat işletmeciliğiyle hizmete açılan Irmak, Karabük, Zonguldak demiryolu hattını 10 yıllar sonra yeniden ele alarak rehabilite ettik, kapasitesini artırdık. Efendim, İnşallah Mart'ın ikinci yarısında yoğun bir çalışmayla Çaycuma Havalimanı'na tekrar inişler ve uçuşlar başlayacak. Zonguldak Gar binasının tadilatını komple yaptık. Kırıkkale, Karabük, Zonguldak tren yolu hattını elektrikli hale getiriyoruz. Bölge için yapmayı planladığımız bir diğer hat ise Adapazarı, Karasu Limanı, Akçakoca, Ereğli Limanı, Bartın Limanı demiryolu projesidir. Yapımı devam eden Adapazarı, Karasu Limanı demiryolu projesinin devamı olacak bu hattın fizibilite çalışmaları sürüyor. İnşallah önümüzdeki yıl içinde yapımına başlamayı planlıyoruz. 150 yıllık bir proje olan bölgenin kaderini değiştirecek Filios Limanı altyapı inşaatında yarıya geldik. Durmak yok. Yola devam. Filios Limanı projesiyle Batı Karadeniz'de kuzey-güney aksında kombine taşımacılık hizmeti verilecek liman kompleksi hayata geçirilecek. Ben buraya gelirken nereden geldim biliyor musunuz? Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun ve bugün de sizlerle beraber. Durma ayrıkta koşacak. Burası Zonguldak'la birlikte Karabük ve Bartın başta olmak üzere. Buradan da Bartın'a geçiyorum. Samsun'a daha önce gittim. Böylece Ereğli'ye de geleceğim. Geleceğim. Ama bak, sadece benim gelmem değil, siz de çalışacaksınız. Ona göre. İnşallah. Geleceğim. Zannediyorum ayın 19'u falan olabilir. Tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi neresi olacak? Filios. Önemli burası. Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filios Limanı hem Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek hem de Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demiryolu ağımız üzerinden güneye ve Orta Doğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır. Bu önemli limanın altyapı inşaatını seneye tamamlıyoruz. Üst yapı inşasına da 2021 yılında başlayacağımız Filios Limanı'nı İnşallah 2023 yılına yetiştirerek hizmete sunacağız. Kardeşlerim, ayrıca Filios Limanı ile Filios Endüstri Sanayi Bölgesi'ne ulaşımı sağlamak için çift hatlı bir iltisak hattı yapacağız. Karadeniz Ereğli Tersaneler Bölgesi'nin Mendirek ve Tersane Limanı'nı Kilimli, Alaplı, Hisarönü ve Kozlu balıkçı barınaklarını inşa ettik. Zonguldak İçme suyu tüneli ve kanalını inşa ederek
şehir merkezine içme suyu temin ettik. Ereğli ilçe merkeziyle civar yerleşimlerin içme suyu sorununu inşa ettiğimiz isale hattı ve içme suyu arıtma tesisiyle kökten çözdük. Alaplı ilçe merkezine içme suyu sağlayacak Alaplı Barajı'nın inşaatı devam ediyor. Yaptığımız 61 adet taşkın koruma tesisleriyle Zonguldak şehir merkezi ve 64 yerleşim yerini taşkınlardan koruduk. 18 adet taşkın koruma tesisimizin yapımı devam ediyor. Zonguldak'ta çiftçilerimize toplamda ne verdik biliyor musun? Bay Kemal diyor ki çiftçi bitti. Çiftçi tükendi. Çiftçinin arsalarını elinden aldılar. Bay Kemal, bak ben sana resmi rakamla konuşuyorum. Sen yalanla konuşuyorsun. İftirayla konuşuyorsun. Onun için de yargı seni 2,5 milyona mahkum etti. Bana ve aileme attığın iftira sebebiyle. 2,5 milyon. Ve inşallah ondan parayı tahsil ettiğim zaman onları da Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Çünkü Bay Kemal'in Mehmetçik'le bile alakası yok. Bay Kemal benim Mehmet'imi, benim ordumu gidiyor Batı'ya şikayet ediyor. Oradaki teröristlere şikayet ediyor. Terör sevicilerine şikayet ediyor. Onlarla beraber resimler çektiriyor. İşte az önce izlediniz ya, bunların yandaşlarıyla beraber resimler çektiriyor. YPG ile YPG ile resimler çektiriyor. Şimdi 31 Mart'ta buna bu dersi vermemiz lazım. Bay Kemal'i tanımak ister misiniz? Tanıtayım mı size? Hadi bakalım buyurun bir de Bay Kemal'i tanıyalım. Rezaletiye bakın. Şu rezaleti çeksin. Buraya bakın. Buraya bakın. Şuna bakın. 110 kişiye bir doktor bakıyor. Arada bir siyah etti. Kalem attı gitti. Allah belasını versin. 110 kişiye. Bir buçuktan beri burada ilaç kuyruğunda bekliyoruz. Bir buçuktan beri saat 4'e geliyor. Bakın saat 4'e geliyor. Bakın. Bakın. Bu halkın biraz da çilesini görsünler. Bir saatte imza. İmza. Başka bir şey değil. İmza için bekliyoruz. 2 saatte imza için bekliyoruz. SSK'nın yöneticileri yememiş olsaydı bu vatandaşın rezaleti olmazdı. Şu rezaleti bakın. Şu rezaleti çeksin. SSK Genel Müdürümüz burada. Sayın Müdür, bilmiyorum siz alışkın mısınız bu tür manzaralara? Görüntü tabii SSK açısından da hasta açısından da hoş bir görüntü değil. Düzelmemekte ayak direyen ve asla da düzelemeyecek gibi intibalar veren SSK hastaneleri. Şöyle söyleyeyim efendim, 10 yıl önce SSK hastaneleri çok daha iyiydi. Genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Kardeşim, ben hastaysam bana bakacaksın. Sen hastanesin, hastane. Sana hastane demişler. Ok maydanın sonunda çıkartın hastane demişler kardeşim. Bakacaksın. Şimdi bir de bizim hastanelere bakın. Görüyorsunuz değil mi? Farkı görüyorsunuz değil mi? Bay Kemal'i de gördünüz değil mi? Ah, ah. Benim milletime, Ayşem'e, Fatma'ma, Ahmet'ime, Mehmet'ime bu hastaneler yakışır bunlar. Bay Kemal'in yönettiği hastaneler değil. O rezilliği gördünüz değil mi? Hijyen diye bir şey var mı? Yok. Ve vatandaş kuyrukta. Şimdi ne diyor? Hani tanzim satışlar kurduk ya. Tanzim satışlardan çok rahatsız olmuş. Kuyruklar yapılmış. Bay Kemal, onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu, varlık. Fırsatçılar senin gibi.
müfteriler senin gibi. İşte onlara karşı biz anında, hemen bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla ne yaptık? Sebze, meyve, bunları getirmeye başladık. Ve fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Ve eğer 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girmediği takdirde 81 vilayete bunu yaygınlaştıracağız. Çünkü vatandaşıma ucuza bu ürünleri getireceğiz. Kararlıyız bunda. Adımlarımızı attık, atıyoruz. Değerli kardeşlerim, bütün bunlarla beraber biz bu adımları atarken Zonguldak'ta çiftçilerimize toplamda 411 milyon lira tarımsal destek verdik. Zonguldak'ta bir teknopark, bir araştırma geliştirme merkezi kurduk. Filyos Endüstri Bölgesi için çalışmaları başlattık. Alaplı'ya bir organize sanayi bölgesi kurmak için harekete geçtik. Buradaki tüm parsellerde üretime geçildiğinde 2000 kişiye daha istihdam sağlanacaktır. Şehrimizdeki iş insanlarımızı, girişimcilerimizi toplamda yaklaşık 7 katrilyon lira tutarında yatırım teşvikiyle destekleyerek 13 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Zonguldak'taki 32 bin iş yerimize toplam 684 milyon liralık Sosyal Güvenlik Kurumu prim teşviki verdik. Zonguldak, Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Gökçebey, Kozlu, Devrek, Kilimli ve Çaydemirmeni beldesine doğal gazı getirdik. Tamam. Nasıl, memnunsunuz? Butona bastığınız anda bütün daire, ev ısınıyor mu? Sıcak su geliyor mu? Ya Batılı'ya bu var da benim Ayşem'e, Fatma'ma niye olmasın? Ahmet'ime, Mehmet'ime niye olmasın? Olacak. Olmayan yerlere de gelecek. İnşallah önümüzdeki dönemde Zonguldak'a daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı olarak bakanlıklarımızla, kurumlarımızla biz zaten her türlü çabayı gösteriyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle belediyelerde çalışmalarıyla hizmet çıtasını yukarıya taşıyacağız. Ben bunları söylerken acaba muhalefet ne söylüyor? Acaba ne yapacak? Ne yaptılar? Zonguldak'taki bunların, Zonguldak Belediyesi olsun, diğerleri ne yaptı? Yatırımları var mı? Yok. Şimdi sesleniyorum. Zonguldak 31 Mart'ta hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? Zonguldak 31 Mart'ta memleket işi, gönül işi diyen kadroları iş başına getiriyor muyuz? Zonguldak 31 Mart'ta tercihimizi istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Zonguldak 31 Mart'ta şehrimizi gönül belediyeciliğiyle buluşturuyor muyuz? Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Kardeşlerim, eskiler zahmetsiz rahmet olmaz derler. Rabbim de insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Bunun için biz siyasi hayatımız boyunca hep gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Bizi en iyi de Zonguldak'ın anlayacağını biliyorum. Çünkü bu şehir emeğin, alın terinin üzerine kurulmuştur. Aynı şekilde esnafımız çalışmanın kıymetini iyi bilir. Sabah dükkanını, atölyesini besmele ile açar, akşama kadar çalışır, çabalar, sonra da tevekkülle bunun neticesini bekler. Toprakla, hayvancılıkla, balıkçılıkla uğraşan kardeşlerimiz de çalışmanın, alın terinin anlamını çok iyi bilir. Ama bir kesim var ki hiç çalışmadan, çabalamadan, sadece oturduğu yerden ahkam keserek, yalan yanlış ifadelerle, rakiplerini karalayarak,
ülke yönetiminin kendilerine verilmesini bekler. Evet, ülkemizdeki muhalefet partilerinden bahsediyorum. CHP'nin ve diğerlerinin ülkemiz için, milletimiz için, bölgemiz için, insanlık için şöyle dişe dokunur, kale alınır bir projelerini, bir tekliflerini duydunuz mu? Kendi işlerinde yaptıkları koltuk kavgasının onda birini ülkemizin ve milletimizin düşmanlarına karşı verdiklerini gördünüz mü? Seçimler öncesinde liste mücadelesinde kullandıkları vaktin yüzde birini milletimizin gönlünü kazanmak için sarf ettiklerine şahit oldunuz mu? Bize yönelttikleri saldırıların binde birini ülkemizi hedef alan terör örgütlerine yaptıklarını gördünüz mü? Tam tersine terör örgütleriyle kol kola, omuz omuza, dirsek dirseğe saldırıyorlar. Bir yanına FETÖ'yü, diğer yanına PKK'yı alan, üstelik de bunu göğsünü gererek anlatan bir CHP yönetimiyle karşı karşıyayız. İşte şimdi Zonguldak'ta da bu mutabakatın adayı CHP'li değil mi? Buna dersi vermeyecek miyiz? Hazırlanıyor muyuz? Bölücü örgütün güdümündeki parti pek çok yerde aday çıkarmadı. CHP'nin ve Zillet İttifakı'ndaki diğer partilerin adaylarını destekliyorlar. PKK tarafından belirlenen isimler CHP listelerinde belediye meclis üyeliği için seçime giriyor. Aynı şekilde pek çok yerde kazanılması halinde belediye yönetiminin nasıl paylaşılacağının pazarlıklarını yapıyorlar. Türkiye'yi ve CHP'yi böyle bir duruma düşürenler 31 Mart'ta milletimizden, en başta da ülkesine ve milletine gönülden bağlı CHP tabanından hak ettikleri dersi alacaktır. Her konuda olduğu gibi siyasette de yerli ve milli duruşa ihtiyacımız var. Sırtını terör örgütlerine dayayanlarla siyaset olmaz. Biz bunlara karşı Rabia'mıza sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Arka taraflar hazır mıyız? Bu muhteşem coşku tüm Türkiye'ye yansın. Hep beraber. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Son nefesimize kadar, pazara kadar değil, mezara kadar Cumhur İttifakı ile olacağız. Şimdi ben hanım kardeşlerime burada birer 200 gramlık çay hediye edeceğim. Tamam? Ve bu çayı hem içeceksiniz hem de bize dua edeceksiniz. Tabii herkese birer çay yetiştiremem. Şimdi uzanabildiğim kadar yere çaylarımı ikram edeceğim. Tamam. Hazır mısınız? Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Zonguldak Belediye Başkan adaylarını takdim ediyoruz. Alaplı, Mehmet Celil Uzun, Çaycuma, Ahmet Güral Karayılmaz, Devrek, Sezai Bükrü, Ereğli, Erol Şahin, Gökçe Bey, Mustafa Çetinoğlu, Kilimli, Kamil Altun, Kozlu.